İzleyen herkese selamlarımı yolluyorum. Kurban Bayramı arefesindeyiz. Halid Özkurt ben. Bugün Trabzon yaklaşık 35 derece sıcaklık vardı. Bir de nem %80-%90 arası. Yani böyle izah edilemeyecek bir hava. Öğlen vakti oradan kaçtık. Şu an Haçka Yaylası'ndayım. Önce buraya bir ziyaret edeyim dedim. Ondan sonra inşallah köye doğru devam edeceğiz. Önce yol boyu sizden beraber şöyle gelin Haçka Yaylası'na birlikte bir çıkalım. Güç kuvvet Allah'a ait. Her şey ondan yaratılmış. O ne güzel yaratmış. Sevgiyle donatmış. Güneşi, ayı, yıldızları, dağları, denizleri görüp de şükretmeli. O her şeyin sahibi. Allah'a şükür her zaman, kalbimde anlar an. Güç kuvvet onunla yaşarım ben sonsuza. Yağmur yağar bereket olur toprağa. Metiyle, hayat yine, hayat yeniden doğar. Güvenirim onun yoluna, o yanında her an. Bu dünyada hayat bulunuz, onunla huzur bulunuz. Ayı, yıldızları, dağları, denizleri görüp de şükretmeli. O her şeyin sahibi. Allah'a şükür her zaman, kalbimde anlar an. Güç kuvvet onunla yaşarım ben sonsuza. Yağmur yağar bereket olur toprağa. Hayat yine, hayat yeniden doğar. Güvenirim onun yoluna, o yanında her an. Bu dünyada hayat buluruz, onunla huzur buluruz. Allah'a şükür her zaman, kalbimde anlar an. Güç kuvvet onunla yaşarım ben sonsuza. Haçkalı Hoca babamızı ziyaret ettik. Burası gerçekten atmosferi çok güzel, maneviyatı çok güzel bir yer. Böyle değişik bir oksijen var burada. İnsan böyle hani ortamda şöyle 5 dakika dursa içine bir ferahlık geliyor. Bilmiyorum, ben onu fazlasıyla hissediyorum. Muhtemelen bunu benim gibi hisseden aranızda çok kişi de vardır. Burası çok güzel bir yayla, Haçka Yaylası. Caminin etrafındaki ormanlık ayrı bir güzel. Cıvıl cıvıl kuş sesleri, böyle etrafında yürüme yolu var, o da çok güzel. Şöyle etrafını bir turlayalım. Çok fazla burada vakit de geçirmeyeceğim. Ondan sonra köye doğru devam edeceğiz. Aslında buraya sabah erkenden gelmek lazım. Özellikle sabah namazından şöyle bir yarım saat sonra buradaki kuş cıvıltılarını dinlemek lazım. Müthiş bir kuşların zikir ordusu burada oluşuyor. Öyle güzel kuş cıvıltıları var ki. Ben birkaç kere buraya geldim, o güzelliği burada yaşadım.
Allah nasip ederse onu tekrar yakın zamanda yapmayı istiyorum. Bakalım nasip diyelim. Şu güzelliğe baksanıza ya. Gürültü batırtı yok. Cıvıl cıvıl kuş sesleri. Hafiften rüzgar sesi. Çok güzel ya. Şuraya ağaç yapaklara bakın böyle. Hepsi dans ediyor. Allah'ı bilmek ancak böyle Allah'ın yaratma sanatını inceleyerek, dikkatli bakarak fark ediyoruz. Mesela şu çam ağacının şu dallarını inceleyelim. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şu tatlılığa bakar mısınız ya? Nasıl ahenkle dans ediyor? Caminin etrafında böyle oturabileceğiniz yerler var. Böyle piknik yapmak için burası güzel bir yer, ideal bir yer. Ateş yakmak yasak burada ama böyle piknik tüpüyle beraber çayınızı demleyebilir, kahvaltınızı yapabilir. İstiyorsanız yemeğinizi yiyebilirsiniz. Evet, bir tane de foto kapan kameramız var artık. Bundan sonra bakalım ne kadar güzel sürpriz görüntüler sizlerde olacak. İlk bu akşam onu köyde, ormanda bir yere kuracağım. Yabani hayvanları görüntüleme, onların yaşam alanlarına ilgili bilgi edinmek için bazı çalışmalar yapacağız. Deneyelim bakalım. Ne kadar neler kameramıza gelip yansıyacak. Evet, caminin etrafında şu anda bir tur attık. Sizlere şöyle uzaktan camiyi de tekrar gösterip buradan ayrılalım. Bakalım yol boyu birkaç yere belki uğrayabiliriz. Ona göre devam edeceğiz. Aslında buradan Beypınar'ı yaylasına geçip oradan aşağı inmek de olabilir. Belki o şansımızı da deneyebiliriz. Birazdan 5 dakika sonra karar vereceğiz. Şurada çok güzel bir karavan var. Aynı ev gibi. Aslında yaylalarda ev yapmak yasak. O masraf yapıp sıkıntı çekeceğine böyle bir tane karavan al. İstediğin yere de git konakla. Güzel bir çözüm. Evet, o muhteşem çami burası. Müthiş mimarisi var onu söyleyeyim. Karataş ve mermer. Çok. Beton belki de hiç kullanılmadı. Kullanılsa da çok az kullanıldı. Uzun yıllar sürdü yapımı. Etraf yemyeşil. Evet. Evet, bu videomuzu burada sonlandıralım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.